Yani şimdi Abdurrahman Bey de ifade etti. İşte Diyarbakır'da Kürtçü, işte geliyorsunuz Karadeniz'de başka bir şey. Osmanlı'nın işte önemli padişahlarından bir tanesi Abdülhamit Han'la alakalı istibdat söylemini ortaya çıkartıyorsunuz. Bu şu, her tuşa basma siyaseti. En basit şekliyle. Yani biz şuradan oy alabilir miyiz? O tuşu devreye sokalım, milliyetçilik tuşu. Ya Güneydoğu'dan biraz oy almamız lazım, Güneydoğu tuşuna basalım. Ya bu Türkiye'de yemiyor. Yani 14-28 Mayıs tarihleri arasında Kemal Bey HDP'nin tutum belgesinde yer alan 11 maddenin tamamını ortak politikalar metninin içerisine koydu. İyi Parti'nin de imzası vardı burada. Sonra tamamen 180 derece dönüş yaptı ve benim milliyetçiliğimi sorgulayacak kişi daha anasının karnından doğmadı pozisyonuna geldi. Yani siz eylemde gerçekleştirmediğiniz bir şeyi söyleminize kattığınızda vatandaş buna inanır düşüncesiyle hareket ediyorsanız işte böyle duvara tosluyorsunuz. Yani eylem söylem bir ve beraber olmalı. Eyleminiz başka, söyleminiz başka olduğunda vatandaş size güvenmiyor. Bunu aslında tüm seçimlere bakarak önüne bir ödev olarak, bir ders olarak çıkarması gerekiyor muhalefetin. Biz de aslında bu uyarıları yapıyoruz burada. Biz de muhalefetin milli olmasını, biz de muhalefetin Türkiye'nin değerlerini savunmasını, uluslararası camiada Türkiye'yi zor durumda bırakacak iftiraların ve iddiaların içerisinde olmamasını istiyoruz. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak iktidarın yurt dışında yanında omuz omuza duran bir muhalefeti görmek istiyorum. Mavi vatan politikasında muhalefeti iktidarın, hükümetin yanında görmek istiyorum. Enerji politikasında yanında görmek istiyorum. Azerbaycan'la mücadelesinde iftira atan bir muhalefet görmek istemiyorum. Kıbrıs konusunda hükümetin yanında bir muhalefet görmek istiyorum. Dimdik böyle. Hatta belki en az hükümet kadar kararlı bir tutum ortaya koyan bir muhalefet görmek istiyorum. Eğer biz bunu bir gün görürsek, o zaman çok başka şeyleri konuşuruz. Şu anda biz verimliliğimizi, son cümle olarak söyleyeyim, verimliliğimizi şu anda yitirmiş durumdayız. Yani şeytan taşlamaktan salavat getirmeye vakit bulamıyoruz.